Yeni yıla sayılı günler kala kritik projeler için de geri sayım başladı. Türk savunma sanayi şirketleri tarafından geliştirilen ve aralarında dünyada bir ilki barındıran teknolojilere sahip araç ve silahlar da son testlerden geçerek göreve hazırlanıyor. Farklı menzillere, kabiliyetlere ve etki güçlerine sahip teknolojik silahlarla savunmada aşılamaz bir kalkan oluşturulması amaçlanıyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta 2024'te uluslararası arenada ses getirecek Türk silah ve araçlarını gündemine aldı. Ortaya koyduğu yenilikçi teknolojik ürünlerle çok sayıda ülkenin yakından takibi aldığı Türk savunma sanayi yeni teslimatlar için gün sayıyor. Her biri alanında ciddi üstünlükler barındıran silah ve araçlarla Türk ordusu karada, havada ve denizde muazzam bir üstünlüğü de ele geçirmiş olacak. Tabii bu teslimatlar askerin elini güçlendirirken dışarıya olan bağımlılığı azaltarak milyarlarca dolarlık ihracatın da kapısını aralayacak. Türkiye'yi çoğu Avrupa ülkesinin envanterinin ötesine taşıyacak yeni nesil silah ve araçlara ait 2024 listesinin zirvesinde insansız süpersonik savaş uçağı Kızıl Elma yer alıyor. Farklı yüksekliklerdeki uçuş testlerini başarıyla geçen insansız savaş uçağının 2024'ün başında seri üretime alınması hedefleniyor. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi ile büyük bir güç çarpanı olacak. Kızıl Elma'nın yanı sıra gökleri fethedecek bir diğer yerli yapım insansız savaş uçağı Anka 3 Mius için de kritik yıl 2024. Maksimum 6500 kilogram kalkış ağırlığı ve ulaştığı 787 kilometrelik yüksek hızı sayesinde rakiplerine fark atacak uçak ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Dünyada alanında bir ilk olması beklenen kısa pistli gemilerden kalkma kabiliyeti olan Bayraktar TB3 SİHA da göreve hazırlanıyor. Yerli imkanlarla geliştirilen TB3 SİHA 2024 yılında Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun güvertesine iniş yapması bekleniyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen Gökbey helikopteri yerli motorlu ilk uçuşunu bu yıl içerisinde gerçekleştirdi. Gökbey'in yanı sıra geliştirilen ve 11 ton sınıfında yer alarak 20 kişilik kapasiteye sahip olacak T-925 helikopterinde ise ilk uçuşun 2024 yılında yapılması ve 2025 yılında ilk teslimatın gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan SİPER projesinde de sona gelindi. 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına sunulacak ve 100 kilometreden fazla menzile sahip olacak SİPER, dikey atım yeteneği sayesinde kara platformlarına ek olarak deniz platformlarında da kullanılabilecek. Öte yandan Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri de uçaktan atış testlerinin son aşamasında. Türkiye'nin ilk milli hava-hava füzeleri olma niteliğiyle beraber ilk aktif radar arayıcı başlıklı füzeleri olma özelliğini de taşıyan füzeler 2024 yılında envantere dahil olacak ve Türkiye'nin savunma yeteneklerinde yeni bir dönemin kapıları aralanacak. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi TRG-230 İHA için de kritik yıl 2024. Yüksek hızla kısa sürede yüksek irtifadan hedefe ulaşan, gece ve gündüz operasyon yapabilen İHA-230, sabit kara deniz hedeflerine, hava savunma radar ve haberleşme sistemlerine, hafif zırhlı kara veya deniz araçlarına, komuta merkezi gibi kritik tesislere, personele ve fırsat hedeflerine karşı etkin bir güç oluşturuyor. TÜBİTAK SEİÇ tarafından geliştirilen Kuzgun Modüler Müşterek Güdümlü Mühimmat ailesi 2024 yılında envantere girecek. Kuzgun mühimmatının teknik özelliklerine göre Kuzgun SS, Kuzgun TJM ve Kuzgun KY gibi farklı konfigürasyonları mevcut. Kuzgun mühimmatının turbojet konfigürasyonu olan Kuzgun TJM yaklaşık 245 km menzile, Kuzgun SS ise yaklaşık 110 km menzile sahip. Türk savunma sanayisindeki yeteneklerin birleştirilmesiyle ortaya çıkan uçaktan atılabilir güdümlü akıllı dip mayını uça da yeni yılı bekliyor. Tamamıyla yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve dünya literatüründe ilk uzun menzilli akıllı dip mayını olmaya aday bulunan uçağı 2024'te envantere alınacak. Uçaklar ve taarruzi insansız hava araçları TİHA, uçağın aerodinamik özellikleri ve sunduğu yeteneklerle düşman deniz üstü çıkışlarını, geçiş güzergahlarını riske girmeden uzaktan taarruzi mayınlama yapabilecek. Öte yandan Roketsan tarafından MAM altyapısı ile hızlı şekilde SİHA entegrasyonları devam eden MAM-LIR ve MAM-TIR'nin 2024'te envantere girmesi hedefleniyor. MAM-L mühimmatından 4 kat daha fazla ağırlığa sahip olan MAM-T, MK-81 muadili harp başlığı ile hedef üzerinde çok daha yıkıcı sonuçlara yol açabiliyor. 230 mm çapındaki MAM-T mühimmatının menzili atıcı platformun hızına ve irtifasına göre değişmekle beraber 30 ila 80
80 kilometre arasında bulunuyor. Aselsan tarafından yerli imkanlarla üretilen nefer insansız silah kulesi, atış yapan personelin ortam farkındalığını artırarak güvenliği en üst seviyeye taşıyacak. Proje kapsamında yaklaşık 30 yıl önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine verilen 133 adet eski nesil silah kulesine sahip zırhlı aracın 2024'e kadar modernizasyonunun tamamlanması hedefleniyor. Türk savunma sanayi şirketleri tarafından geliştirilen ve aralarında dünyada bir ilki barındıran teknolojilere sahip araç ve silahlar da son testlerden geçerek göreve hazırlanıyor.